Diyabet tabii ki de gebeliğe özgü bir hastalık değil ama gebelik söz konusu olduğunda genel durumu karmaşıklaştırabildiği için göz ardı edilmemesi gerekir. Öncelikle gebelik diyabetinin iki ayrı kategoride bulunduğunu hatırlatalım. Gebe kalmadan önce diyabet hastası olan kadınlar vardır ve bu duruma pregestasyonel diyabet yani gebelik öncesi diyabet adı verilir. İkinci kategoride ise gebeyken diyabet hastası olan kadınlar girer ve bu duruma da gebelik diyabeti ya da gestasyonel diyabet adı verilir. Diyabet hastalıklarının %90'ı yani 10 vakadan 9'u gebelik diyabeti kategorisine girer. Diğer %10 ise gebelik öncesi diyabet kategorisindedir. Gördüğünüz gibi gebelik kadınlarda diyabet riskini arttıran bir durumdur. Bunun sebebine az sonra değineceğiz ama Önce isterseniz burada neden iki kategoriden bahsettiğimiz hakkında konuşalım. Gebelik öncesi diyabet hastası olan bir kadın için gebe kaldığı anda ya da gebeliğin ilk 8 haftası olarak da bilinen organogenez sırasında kan şekerinin kontrol altında olmaması durumu söz konusudur. Gebeliğin ilk 8 haftası yani fetüsün organlarının oluştuğu döneme organogenez adı verilir. Bu ilk 8 haftadaki yüksek glukoz seviyeleri düşüğe ya da fetüsün organlarında ciddi anomalilere yol açabilir. Gebeliğe bağlı diyabette ise glukoz kontrolü ile ilgili problem gebelik sırasında ve gebeliğe bağlı olarak ortaya çıkar. Hatta bu durumun ortaya çıkması genellikle ikinci trimestere rastladığı için organogeniz çoktan bitmiştir ve bu yüzden gebeliğe bağlı diyabette düşük ve anomali riskinden çok fazla bahsetmeyiz ancak bu gebeliğe bağlı diyabetin fetüse zarar vermediği anlamına gelmiyor tabii ki aslına bakarsanız diyabet her iki kategori içinde erken doğuma fetüsün büyümesiyle ilgili problemlere hatta ölü doğuma bile sebep olabilir bunlara ek olarak sıklıkla bahsi geçen durumlardan birinin adı fetal makrozomidir evet fetal makrozomi hemen biraz ayrıntıya gireyim eğer anne diyabet hastası ise bu glukoz seviyesinin yükseklerde olduğu anlamına gelir. Ve glukoz plasentadan geçerek fetüse ulaşabilir. Bu yani glukozun enerji kaynağı olarak fetüse ulaştırılması zaten plasentanın temel görevlerinden biridir. Fakat annenin kanındaki glukoz seviyesinin yüksek olması fetüsün kanındaki glukoz seviyesinin de yüksek olması anlamına gelir ve sonuç olarak fetüs normal bir tepki olarak insülin salgılamaya başlar. İnsülin, hücrelerin glukoza kapılarını açarak onu kullanmalarını sağlayan önemli bir moleküldür. Evet ne dedik? Fetüs insülin salgılayınca glukoz kullanmaya başlanıyor dedik değil mi? İnsülinin yaptığı birkaç şey daha var mesela vücutta yağ depolanmasını sağlar. Karaciğer ve kalp gibi organların reseptörlerine bağlanarak bu organların büyümesine sebep olur. Doğru duydunuz. Organların büyümesi dedim. Özetlemek gerekirse, annenin yüksek glukoz seviyeleri sırasıyla fetüsün glukoz seviyesinin yükselmesine, insülin seviyesinin yükselmesine ve fetüsün normal dışı büyümesine sebep olur ve buna da makrozomi adı verilir. Makrozomideki makro büyük, zoma da vücut anlamına gelir. Başka bir deyişle büyük vücut. Pregestasyonel diyabetle ilgili söylemek istediğim bir şey daha var. Bu durumda ortaya çıkan glukoz kontrolünün bozulması daha uzun sürelidir. Ve sonuç olarak kadınlarda diyabete bağlı rahatsızlıkların yani böbrek hasarı, damarsal rahatsızlıklar ve retina hasarının ortaya çıkma ihtimali daha yüksektir. Üstüne üstlük gebeliğin de bu durumları kötüleştirdiğini eklemek istiyorum. Onun için de bu durumların gebelik süresince dikkatle izlenmesi gerekir. İsterseniz şimdi videonun başından beri merak ettiğiniz şeye yani kadınların gebelik sırasında neden diyabet hastası oldukları konusuna bir açıklık getirelim. Bunun başlıca sebebi gebeliğe bağlı olarak salgılanan hormonlardır. Örneğin HPL bu hormonu daha önce duymuş muydunuz? Human Plazental Lactogen kısaca HPL Bir de kortizol yani vücudun temel stres hormonlarından biri ve daha önce duyduğunuzu düşündüğüm büyüme hormonu var. Büyüme hormonu gebelik süresince salgılanan hormonlardan biridir. Son olarak bir de progesterondan bahsetmemiz gerekiyor. Progesteron Sağlıklı bir gebeliğin olmazsa olmazıdır. Gebelik süresince salgılanan bu hormonların önemli görevleri vardır. Tüm bu önemli görevlerin yanında fetüse yeterli miktarda enerji kaynağı yani glukoz ulaşması için annenin glukoz üretimini artırırlar. Bunun annenin kanındaki glukoz seviyesini artıracağını anlamışsınızdır ve ama sorun değil ki yüksek glukoz seviyesi insülin salgılanmasını sağlayacak. Glukoz bu sayede hücreler tarafından kullanılacak ve kanda glukoz seviyeleri yüksek olmayacak şeklinde düşünüyor olabilirsiniz. Bu ne yazık ki bu şekilde olamıyor. Çünkü az önce bahsettiğim hormonlar annenin bir de insülin direncini artırıyorlar. Yani hücreler insüline cevap vermeyip kandaki glukozu kullanmıyorlar. Bunun bu şekilde işlemesinin sebebi Glukozun anne tarafından değil de fetüs tarafından kullanılmasını sağlamak olduğu için yüksek glukoz seviyeleri gebelik diyabeti ve gebelik öncesi diyabeti olması durumunda da bu rahatsızlığın kötüleşmesiyle karşı karşıya kalırız. Diyabetin anne ve fetüs için bu kadar büyük komplikasyonlara sebep olacağını söyledikten sonra gebelik süresince takip edilmesinin de ne kadar önemli olduğunu eklemek istiyorum. Normal risk altında olan kadınlar için rutin takip uygulanır. Bu, gebeliğin 26 ila 28. haftasında yapılan glukoz tolerans testidir. Bu testte anneye belirli bir miktarda glukoz verilir ve 1 ila 3 saat sonunda kandaki glukoz seviyesi normal olan aralığın dışında ise diyabet teşhisi konur. Diyabet teşhisi konduğunda öncelikle diyet önerilir diyet işe yaramazsa da insülin tedavisine geçirir. Gebeliği sırasında diyabet teşhisi konan kadınların gebelikten sonra diyabet hastası olma riskleri de vardır. Bu yüzden diyabet teşhisi konmuş kadınların doğumdan 6 hafta sonra yeniden diyabet için test edilmeleri gerekir ve önerilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.